Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar Güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda ilerlemesini sürdürecek. 23'ünden sonra ise artık akrep burcunda parlamaya başlıyor. Sizin 11. evinizde parlamaya başlayacak. Bu dönem tabii ki özellikle 23'ünden itibaren önümüzdeki Kasım ayı da bir ay boyunca süren bir etki bu. Sizin sosyal alanlarınızı daha fazla öne çıkacak çıkaracak parlatacak yeni girişimler yeni projeler yeni arkadaşlıklar Tabii ki gündemde olabilir bu hafta gezegeniniz Satürn oğlak burcunda Jüpiter oğlak burcunda ve Başak burcunda ilerleyen Venüs'ün hafta başından itibaren önce Jüpiter'le ardından hafta sonunda Satürn'le güzel bir üçgeni var toprak elementinde güzel bir üçgen üstelik Venüs Jüpiter üçgeni çok verimlidir şanslı bir açıdır Size de yarayan bir açı. Bu açının etkisiyle herhangi bir iş oluşta ya da bir düşüncenizde bir fikrinizi hayata geçirirken destekler alabilirsiniz. Daha şanslı ve kısmetli olabilir bunlar. Hangi konular olabilir? Hukuksal alanlarda başarı olabilir. Bazı beklentileriniz mesela daha iyi ilerleyebilir. Eğitimle ilgili konular rahat ilerleyebilir. Özellikle yurt dışı konuları, yurt dışı ile bağlantılı her türlü proje, girişim, bu ticari bir konu olabilir, eğitim olabilir veya tamamen gezi ve seyahat gibi bir konu olabilir. Bunları daha rahat ele alabileceğiniz ve bazı fırsatlarda karşılaşabileceğiniz bir süreç. Bunun yanı sıra bu hafta gezegen retrolarımız da devam ediyor. Mars Koç burcunda geriliyor, Merkür Akrep burcunda geriliyor. Retro gezegenler bizi ister istemez biraz duygusal ve zihinsel anlamda geriye de çekiyor. Ee, zaman zaman hani aileyle ilgili konularda çocukluğunuz, geçmişiniz hani ya da aile içerisinde ebeveynlerle olan ilişki dinamiklerinde biraz agresyon da oluşabilir. Bu hafta Mars'ın Jüpiter'de yapacağı kara açı biraz kontrolsüz durumlara da yol açabilir. Buna dikkat edelim. Çok fevri, çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Ailede böyle sabırsızca davranan, agresif davranan kişiler de olabilir. Onları da biraz kontrol etmek gerekiyor. Kazalara, sakarlıklara da yine ev ortamında, aile ortamında eee önlem almak daha tedbirli olmakta fayda var Evet çarşambadan itibaren ay sizin burcunuzda olacak duygusal enerjiniz güçlenecek cuma öğle saatlerine kadar ve her alanda ay burcunuzdan geçerken Jüpiter'le kavuşacak Plüto ile Satürn'le kavuşacak Venüs olumlu bir temasta olacak yani hareketli günler bunlar çarşamba perşembe özellikle hem bireysel anlamda planlarınızı hayata geçirme konusunda hem ilişki dinamiklerinizdeki bazı eylemlerde oldukça güçlü adımlar atabilirsiniz. Bazı pratik çözümlerde bulabilirsiniz tabii ki bu süreçlerde. Genel sağlığınız biraz hassas olabilir. Beslenmenize, sindirim sisteminize dikkat edin. Kronik sağlık sorunlarınız da varsa hani böyle baş ağrıları, migren ağrıları, eklem ağrıları Zaman zaman bunların da biraz hani öne çıkabileceği, etkili olabileceği günler, hafta ortası özellikle Kendiniz de çok aşırı yormamaya çalışın. Cuma akşam saatlerinden itibaren ay kova burcunda, hafta sonu da kova burcunda. Hafta sonu parasal kazançlarımıza biraz odaklanıyoruz. Parayla ilgili de belki hani işimizle ilgili, mesleğimizle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Evet elimize para geçebilir paramızı nasıl değerlendiriyoruz? Yatırım planları, belki bazı alışverişler, harcamalar, tüm bunlar hafta sonu bizim için biraz daha ön planda olacak gibi görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.